Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Günümüzün ortalama 1/3'ü uyku ile geçmektedir. Gaflette geçmemesi için uykuyu da değerlendirmek gerekir. Müminin her hareketi şuurlu olmalıdır. Gafletle yatıp gafletle kalkmamalıdır. Rastgele yatağa girip uyumak doğru değildir. Kur'an-ı Kerim'de uykunun bir dinlenme ve istirahat vasıtası olduğu, sizin için geceyi örtü, uykuyu istirahat kılan, gündüzü de dağılıp çalışma zamanı yapan odur. Furkan 25:47. Uykunuzu bir dinlenme kıldık ayetlerinde ifade edilir. Uyumanın mekruh olduğu vakitlerde uyanık olmak, güzel şeylerle meşgul olmak sünnettir ve sevabı vardır. Ancak bu vakitlerde uyuyan kimse bu sevaptan ve bereketten mahrum kalsa bile günah işlemiş olmaz. Kerahat vakitleri dediğimiz 3 vakit, sabah güneşi doğmaya başlarken, öğle güneş tam orta noktadayken, akşam güneş batmaya başlarken ki yaklaşık 40 dakika sürer. Gece dışında feylüle, gallüle ve kallüle olmak üzere 3 çeşit uyku vardır. Gallüle uykusu, fecirden itibaren güneş tamamen doğup kerahat vakti çıkıncaya kadar geçen sürede uyumaktır. Bu zamanda uyumak sünnete uygun düşmez. Nitekim Beyhaki'nin rivayet ettiği bir hadiste sabah namazından sonra uyumak rızka manidir manasındaki bir ifadeye yer verilmiştir. Bunun manası şu olabilir. Her günkü çalışma saatlerin sabah erkenden başlar. Çünkü insan o saatlerde daha dinçtir. Günün ilk saatleri olduğundan iş bulma, alışverişte bulunma, aradığı malı bulmak daha kolaydır. Her günün bir rızkı var ve mukadderdir. Fakat o rızkın bir şartı da kişinin emeği ve çalışmasıdır. Çalışmanın erkenden başlamaması durumunda rızkın bir şartı yerine gelmediği için şartın meşrutu olan rızık da istenilen berekette olmayabilir. İnsan için ancak kendi çalışmasının karşılığı vardır. Necm 53:39. Mealindeki ayette çalışıp çabalamanın önemine işaret edilmiştir. Bilindiği üzere birçok iş kolunda sabahın erken saatlerinde işe başlamak rızkın bolluğuna ve berekete sahiptir. İnsanın işe motive olacağı en aktif zaman dilimi fecirden, imsak vaktinden yani sabah namazının girmesinden sonraki zaman dilimidir. Bu dilim uykuyla geçmemelidir. Çünkü o saatte uyumak işe geç başlamak demek olacaktır ki bu da iş kaybı, emek kaybı, zaman kaybı, kazanç kaybı, performans kaybı gibi kazancı bereketlendiren birçok ana unsurun devre dışı kalması manasına gelecektir. Bereketsizliğin sebebi budur. Fakat öte yandan kerahat vaktinde eğer iş ve yoğunluk uyumayı gerektiriyorsa pekala uyunabilir. Mesela gece mesaisi yapmış birisi sabah namazını kıldıktan sonra kerahat vaktinin geçmesini beklemeden uyuyabilir ve bu sünnete aykırı düşmez. Çünkü adam günlük mesaisini yapmış, sabah namazını da kılmış, kerahat vaktinin geçmesini beklemeye artık dini bir sebep yoktur. Burada kerahat vakti sadece bir zaman ismi olarak zikredilmiştir. Yoksa mutlak derecede uyku yasağı getiren bir zaman parçası olarak gelmemiştir. Feylüle uykusunda da aynı durum söz konusudur. İkindi namazından sonra güneş tamamen batıncaya kadar geçen zaman dilimi yine birçok iş kolu için en verimli zaman dilimidir. Bu saatte uyumak rızkı da ömrü de noksanlaştırır. Çünkü insanın günün verimini muhasebe edeceği, ölçüp tartacağı, yarınki gün için yeni planlar yapacağı, hayat için yeni moral ve motivasyon bulacağı bu zaman diliminde uyumak insanı bütün bu neticelerden genellikle mahrum bırakır. Bir hadiste Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir. Kim ikindiden sonra uyurdu aklına bir noksanlık arız olursa ancak kendini kınasın. Ancak bu rivayet meşhur hadis kaynaklarında yer almamaktadır. Bazı adab ve memize kitaplarında da ikindiden sonra uyumanın hoş bir tutum olmadığı ifade edilir. Buradaki uyku sakındırmasının da kerahat vaktine denk gelmesiyle ilgisi yoktur. Zaman dilimi bakımından sakıncalı görülmüştür. Fakat şüphesiz bunun da istisnası vardır. Mesela gündüz boyu aralıksız yoğun bir çalışma gösterip akşamdan sonra gecenin bir vaktine kadar yeniden yoğun bir çalışmaya girecek birisi için eğer bu vakitte biraz boşluk söz konusu olursa bu kişinin bu vakitte bir miktar kestirmesine dinen bir sakınca olmaz. Görüldüğü gibi gallüle ve feylüle uykuları kerahatle ilgili olarak değil fakat çoğunluk için zaman dilimi olarak sakıncalı bulunmuştur. Kaylüle uykusu olan kuşluk vaktinden öğle sonrası vakte kadar güneşin en hararetli olduğu zaman dilimi içinde yarım saat kadar uyumak ise sünnette tavsiye edilmiştir. Bu tavsiyeyi öğle öncesi giren kerahat vakti delemez. Yani kerahat vakti geldi diye sünnet olan öğle uykusunun yapılmaması söz konusu değildir. Çünkü esasen kerahat vakitlerinde sadece namaz kılma yasağı vardır. Bunun da gerekçesi hadiste açıklanmıştır.
Hadisçe bunun gerekçesi, o vaktin kafirlerin güneşe secde ettikleri vakit oluşudur. O halde kiraat vakitlerinden olan sabah fecirden kiraat vakti çıkıncaya kadar ve akşam gün batarken uyumanın mekruh görülmesinin bu vakitlerin kiraat vakti olması ile ilgisi yoktur. Bunun gerekçesi sadece insan fıtratının bu vakitlerde daha performanslı oluşu ve bu performansı negatif olarak uykuda öldürmeyi pozitif manada değerlendirme gereğidir. Bu durumda kaylı uykusu olan öğle uykusu, öğle öncesi kiraat vaktinde yapılabilmektedir. Kaylı uykusunun tavsiye edildiği saat ise kaba kuşluktan ikindi öncesi zamana kadar geçen saattir. Bu saat kişiye ve iş yoğunluğuna göre ve kişiye özel olarak değişebilmektedir. Belirli bir saat verip itaat eylemini saatle sınırlandırmak doğru değildir. Demek ki son zamanlarda gittikçe artan bereketsizliğin ve başarısızlığın bir hikmeti, hadislerde de ifade edildiği gibi Müslümanların çalışma saatlerine uyuyarak geçirmeleri olabilir. Maalesef günümüzde yaşam şartları, bazı alışkanlıklar, gelenek ve görenekler erken uyumanın düşmanı olarak insanın karşısına dikilmiştir. Bu düşmanları alt edip mümkün mertebe erken yatıp teheccüd namazına kalkmak, daha sonra güneş doğmadan önce sabah namazına dinç olarak uyanmak ve ondan sonra yatmayıp çalışmaya başlamak lazımdır. Zinde, din çalışkan oluşlarına hepimizin şahit olduğu dedelerimiz ve ninelerimiz böyle yaparlardı. Öncelikle vücudumuzun zinde kalmasını sağlayan bazı hormonlar vardır. Bu hormonların dengelerinin belli saatleri vardır. Mesela vücudumuzu zinde tutan kortizol hormonunun kanda en yüksek olduğu seviye sabahleyindir. Bu seviye gün boyu giderek düşer ve gece saat 23'te en düşük seviyeye ulaşır. Bir diğer hormon melatonin ise büyüme ve vücut sağlığını koruyucusudur. Onun da en yüksek olduğu saatleri 21-3 arasıdır. Saat 22'de tansiyon ve kalp atım sayıları düşer. Saat 4'ten sonra tansiyon ve kalp atışlarında yükselme başlar. 15 ve 18 saatleri arasında da en üst seviyeye ulaşır. Dolayısıyla tansiyon ve kalp atımının yüksek olduğu ve hücrelerin en üst derecede çalıştığı ikindi vaktinde uyanmamalıdır. Aksi takdirde yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığına davetiye çıkarılmış olur. Aynı zamanda bu saatler kiraat vakitleridir ve dinen de uyku uygun değildir. Akşam 22 ile 2 arasındaki uyku %200 verimlidir. Yani bu saatler arasında 3 saat uyunduğunda 6 saat uyunmuş gibi olunur. Gündüz ise 10 ile 13 arasındaki yani kuşluk vaktinde uyku %400 verimlidir. Bu saatler arasında yarım saatlik uyku 2 saatlik uykuya karşılık gelir. Dolayısıyla gece 3 saat, gündüzde yarım saat uyuyan bir kimse zahiren 3,5 saat uyumuş görünür. Gerçekte ise 8 saat uyumuş gibidir. Hiçbir uykusuzluk da hissetmez. Bir de ikindiden ve gece 3'ten sonraki uykuların %50 verimli olur. Yani gece 3'te yatan bir kişi gündüz 15'te uyansa 12 saat uyur fakat kendini 6 saat uyumuş gibi hisseder. Tüm bu bilimsel bilgilere baktığımızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uyku düzeninin ne kadar bilimsel bazlı olduğunu göreceğiz. Peygamberimiz yatsıdan sonra erken yatarmış, ardından gece teheccüd namazına kalkarmış, sonrasında yine uyumaz, sabah namazına hazırlanırmış, sabah namazından sonra kiraat vakti olması sebebiyle yine uyumazmış, keza ikindi ile akşam arası da öyle, öğle namazından sonra ise kaylule yaparmış, yani yarım saat, bir saatlik dinlenme, uyku. Verdiğimiz bilgilere bakılınca Peygamberimizin uyku saatleri bilimsel saatlere denk geliyor. Yatsıdan sonra yatış 22 civarı, teheccüde kalkış 2 ile 3 civarı, kaylule yapış 11-13 arası. Öyleyse tüm bunlara baktığımızda hem dinen uygun olanı yapmak, hem az uyku ile çok verim almak, hem de peygamber sünnetleriyle düzene girmek adına bu bilgilerden yararlanarak uyku saatlerimizi düzenleyelim. Son olarak yatağa abdesti girmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, abdestli yatanın ruhu arşa yükselir ve gördüğü rüyalar doğru olur. Abdestsiz yatanın ruhu yükselmez. Gördüğü rüyalar karışık olur, doğru çıkmaz. Gazali. Abdestli yatan gece ibadet eden ve gündüz oruç tutan kimse gibi sevap kazanır. Misvaklanıp sağ yanı üzere kıbleye karşı yatmak sünnettir. Uyku, ibadetleri kuvvetli ve sağlam yapmak niyetiyle olursa ibadet olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, alemlerin uykusu ibadettir. Günahlarını tövbe edip uyumalıdır. Herkese iyilik yapacağına, uyandığı zaman kimseye fenalık etmeyeceğine niyet ederek yatmalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, hiç kimseye zulüm ve kin hissi duymadan yatanın günahları affolur. Yatarken gece ibadete kalkmaya niyet etmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, gece ibadet etmek niyetiyle yatan, fakat uyku gelebe çalıp sabaha kadar uyanamayan, niyeti sebebiyle gece ibadet etmiş gibi sevaba kavuşur. Uykusu da kendisine Allah-u Teala'nın ihsan ettiği bir sadaka olur. Uykunun bir nevi ölüm, uyanmanın da dirilmek olduğunu düşünmelidir. Hazreti Lokman oğluna, oğlum, ölümden şüphen varsa uyuma,
uyumak mecburiyetinde kaldığın gibi ölmeye de mahkumsun. Eğer dirilmekten şüphe ediyorsan uykudan uyanma. Uykudan uyandığın gibi öldükten sonra da dirileceksin buyurmuştur.